Ne deme? Bak ben bu Zuhal'i günahım kadar sevmem. Sen de daha yeni yaşadın. Yedisine gitsen mi acaba diyorum ha? Sağ ol kızım. Ya düşündüm düşünmesine Sakine de. Onlar bize taziyeye geldi mi? Gelmedi. Ama mezarlığa geldiler Nedim Hanım. Biz de gittik kızım mezarlığa. Yani siz bilirsiniz de Levent son zamanlarda Fikret abinin hep yanındaydı. Ailesine rağmen duruşunu bozmadı. Abinize karşı da tavır aldı. Dikerdim gitmesine normalde de. Bu Ayşe Fikret'i doldurdu. Tuncay'ımın ölümüne sebep oldu ya. Yüzünü göresim yok. Anam senin de bir ayarın yok. Ayşe'ye oradan kızıyorsun, Damla'yı buradan kovuyorsun. Ne yapsın Fikret? Taş mı yesin? Zıkkımın kökünü yesin Sakine. Ona öfken bitmedi zaten. Anne. E kızım. Hadi gidelim. Ne hadi? Ne oldu? Leyla mesaj attı. Levent'in yedisiymiş. Gitmezsek çok ayıp olur. Aa. Nereden çıktı bu? Hani ben sana desem hadi kalk kızım gidelim diye sen hayır dersin. Belki Zeynep birilerini görmek istiyor Nedim. Hadi. Ha. Tamam öyle desin o zaman canım. Ben kızım için dünyanın öbür ucuna giderim. Hadi ben üstüme bir şeyler alayım geleyim. Ben bir gidip kontrol edeyim. Şu aralar pek ayarı yok. Renkli menkli bir şeyler giymesin şimdi. Zeynep nereden çıktı hakikaten? Sen Cici'yi görmeye gitmiyorsun değil mi? Cici enişteni baş gözetmeye gidiyorum diyelim. Anlamadım. Leyla ile mesajlaştım dedim ya. Leyla'nın bir arkadaşı vardı. Didem. Tamam Zeynep, Didem'in kim olduğunu biliyorum ama seninle ne alakası var, hatta eniştenle ne alakası var anlamadım. Yani ben Halil İbrahim'i onu düşündüm. Zeynep sen Halil İbrahim'e kız mı bakmaya gidiyorsun? Evet Elif. Zeynep şimdi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Yeter artık saçmaladığın. Yani bence iyi bir kız Didem. Güzel de Halil İbrahim'in de tipi yani beğenir bence. Zeynepçim yapma böyle ne olursun. Sen bu işlerin şakası olmaz. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ayrıca Halil İbrahim seni unutup onu görüp onun peşinden koşacak bir adam mı? Yani ben bir oraya gideyim de Didem de kendi gözleriyle görsün bizim ayrıldığımızı. Sonrası ne olur ne biter orasına bakacağız. Yani neler yaşamışsın Zeynep? Aslında ben Leyla ile konuştum. Geçmiş olsuna geleyim dedim ama ablam biraz toparlansın öyle dedi. İyiyim Didemciğim. Yani daha iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Yani çok bir değişiklik yok bende. İstanbul'da yaşayayım dedim. Baktım olmadı. Burayı özlediğim için geri döndüm. Tam olarak buranın neyini özledin Didem? Öyle de mi Leyla ya? Ben seviyorum burayı. Yani buranın insanlarını da. Buranın insanını. Evet yani tersler mersler falan ama ben severim ters adam. Ya ne bakıyorsunuz öyle sanki siz benden farklı mısınız? Sizin kocalarınız çok mu sessiz sakin adamlar? Ben sessiz beyat istediğimi anladım. O yüzden farklı kararlar aldım aslında. Ben nasıl kararlar? Halil İbrahim'le ayrıldık. Ciddi misin? Maalesef. Ciddi. Yani çok özel değilse ben de sebebini öğrenebilir miyim? Herkes birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi söylüyordu ya, o yüzden soruyorum. Sevgi de bir yere kadar Didemciğim. Ben yapamıyorum artık. Dedim ya sessiz beyat istiyorum. Yani senin sevdiğin gibi
Sert, ters adamlardan hoşlanmıyorum, anlayacağım. Cezaevi biraz fikirlerini değiştirdi ablamın. Hele orada başına gelenlerden sonra. Tabii yani orada da haklısın. Sen böyle düşünüyorsun ama yani hani Halil İbrahim böyle yapma etme dur demiyor mu? Ya geri adım atmıyor mu? O geri adım atmak nedir bilmez. Ben bitti dedim. O da bittiyse tamam dedi. Burada oturup lak lak edeceğinize kocalarınıza kahve mavi bir şey götürsenize. Zaten sevmediğim adamlar, ben mi hizmet edeceğim bir de? Etme zaten. Biz hallederiz. Aç siz. Didemciğim, sen Leyla'ya yardım eder misin? Ben Halil İbrahim'le konuşmak istemiyorum da. Tabii canım. Olur. Teşekkür ederim. Kendini öldürmenin başka yolları da vardı Zeynep. Zeynep, dediklerinin hiçbirini yapmadın değil mi? Elif, bence oldu bu iş. Allah'ım, bir insan kendine nasıl böyle bir kötülük yapabilir? Ben gerçekten anlamıyorum Zeynep. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana şunu söyle. Sen Halil İbrahim'i test falan mı ediyorsun? Yani sen ona çocuk veremeyeceksin diye başka bir kadını tercih edeceğini falan mı düşünüyorsun? Ne? O kısmını henüz bilmiyorum ama en büyük hedefim Halil İbrahim'in tercihleri arasından çıkmak. İlişkimizi ancak böyle dönülmez bir yola sokabilirim diyorum. Niye anlamıyorsun? Başka bir kadına hayatına sokacaksın, geri dönülmez. Herhangi birini sokmuyorum Elif. Yani Didem iyi bir kız. Bence Halil İbrahim'e de yakışan biri olur. Sence? Peki Didem ne diyor bu işe? Halil İbrahim'i söylemiyorum bile. Yakaladım. Bakışını yakaladım. Ben Halil İbrahim'den ayrıldığımı söyledim. İki defa üst üste bakışını yakaladım Elif. Ve bu onu iyi biri yapıyor, öyle mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.